2018-2019 yılında katılım bayağı azaldı. Gitmelerinin sebebi şudur. Yani artık değer yok. İnsani değer yok. Vicdan kalmadı. Çünkü bakıyorsun üst yönetim yukarıda. İddia edildi. Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığındı. Kod adı Kader. Gerçek adıysa gizli tutuluyor. Anlattıkları terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. 15 yaşında ölen çocukları da gördüm. Onlar öldüklerinde onlara ait büyük şehitlikler vardır. Oraya gömerdi. Yani bu 2018-2019 yılında katılım bayağı azaldı. Kadın terörist kaldıkları kamplarda çocukların zorla tutulduğunu söyledi. Genç taburu diye adlandırılıyor. Özellikle bu taburlarda yaşları 9, 10, 11, 12, hani 12 nasıl 9 ve 16 arası çocuklar var. Yani orada katılıyor. İlk başta zaten silahla eğitim verilmez. İlk başta ideolojik eğitim verilir. Yani beyinleri yıkanır. Beyinleri yıkandıktan sonra yaşları da biraz olgunlaştı mı, yani 16, 17 oldu mu bu sefer askeri alanlara gönderilir. Silah eğitimi, mühimmat, işte nasıl yapılır falan filan, onların hepsinin bütün eğitimini verilir. Son dönemlerde örgüt içi karışıklığın en büyük tetikleyicileri arasında HDP'nin Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti var. Durumunu gören çocuklar oldu. Bayağı etkilendiler. Şimdi gelmek isteyen çok kişi var. Evet. Var. Hani örgütten kopup da kendi eski yaşamlarına tekrardan dönmek isteyen birçok kişi var. Fakat hem örgütün dayattığı baskı, bir de örgütten korktukları için gelmez. Hani öldürür bizi. Hani birçok çocuk ailesini gördüğü için etkileniyor ve örgütten kopuyor. Gerçek adı neydi olan terörist, baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı çok sayıda örgüt mensubunun PKK-YPG'den kaçamadığını ifade etti. Artık değer yok. İnsani değer yok. Vicdan kalmadı. Çünkü bakıyorsun üst yönetim yukarıda yani kendisini savunuyor. Hiçbir şey ona olmuyor çünkü savaşa giren o değil. Yani milletin çocukları sürü gibi ortalığa savunuyor. Hani onlar da gülüyor. Hatta birçok kişinin ağzından duydum bu kelimeyi. Hani şöyle diyorlar. Diyorlar ki hani örgüt yukarıda kendisine oturuyor ama savaşan biziz. Yani sürü gibi, yani koyun gibi araziye savunan biziz ve ölen yine biziz.